Selamlar bugün çok güzel bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videomuzda çok güzel bir teknolojiden, çok güzel bir protokolden ve onun şimşek hızında işlemlerinden bahsedeceğiz. Üstüne de airdrop alırsak tadından yenmeyecektir. Ben proje ekibini Alican Kripto Kurdu YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Konuya geçmeden bir önceki kampanyamızın olduğu videomuzun altına yorum yapan iki takipçimiz 100 TL ödülü kazandılar. Kazananlar açıklama kısmında yer alıyor. Kazanan takipçilerimiz yorumların altına Twitter kullanıcı adlarını yazmaları ve DM'den bizimle iletişime geçmeleri gerekiyor. Eğer siz de kazanmak isterseniz yorum atmayı unutmayın arkadaşlar deyip konumuza geçelim. Fuel beğendiğimiz uzun zamandır takip ettiğimiz bir proje. Serüvenine klasik optimistik roll olarak başlamıştı. Ardından daha yararlı olacağı Celestia gibi modüler blok zinciri protokolü olmaya karar verdi. Ve aslında e, farkını da burada ortaya çıkartıyor. Fual hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz video makalemizi okuyabilirsiniz. Şimdi wallet kurulumuna geçeceğiz ve birkaç deneme işlemleri yapacağız arkadaşlar. Hemen geçelim. Şöyle arkadaşlar kullanacağım bütünlükleri videonun hemen aşağısında bulabilirsiniz. Bunu unutmayın. Ben burada ne yapacağım arkadaşlar? Burada şunu yapacağız. Bu Google eklentiler kısmında yok. O yüzden biz ne yapacağız? Manuel olarak bu wallet'ı İstersek Opera'ya, istersek Chrome'a, istersek de Brave'e indirebileceğiz. Hemen ne yapıyorum? Bu linke geldim, Install Wallet diyorum. Beni başka bir sayfaya yönlendiriyor. Ardından Download Foil Wallet diyorum arkadaşlar. Ve şöyle bir dosya indiriyor. Zip e, Winrar dosyası indiriyor arkadaşlar. Siz bunu ne yapacaksınız? Şimdi göstereyim. Şöyle bir boş bir klasör oluşturun. Adına da Foil Wallet verin arkadaşlar. Sonra indirdiğiniz RAR dosyasını gelin sağ tıkla sürükleyin buraya tıklayın. Buraya ayıkla tuşuna basın arkadaşlar. Bu klasöre gelecektir bunlar. Sonra ne yapıyorum? Kullandığınız browser'ın eklentiler, uzantılar kısmına geliyoruz. Uzantılar yönet diyoruz. Ardından şurada bakın giriştirici modu var. Orayı açıyoruz arkadaşlar. Paketlenmemiş ögeyi yükle yazıyor. Buna tıklıyoruz. Biz dosyanın içine girmeden sadece dosya seçeceğiz. Klasörü seç diyorum. Ve gördüğünüz gibi wallet'ım kuruldu. Peki bu wallet nereye geldi? Bakın buraya geldi. Şunu da sabitleyeyim. Şurada hızlı bir şekilde e, görüntülemiş olayım. Şimdi ne yapıyorum arkadaşlar? Klasik walletlar gibi e, artık ne yapacağız? Bu kelimeleri kullanarak cüzdanımıza erişebileceğiz. Hemen şöyle copy diyeyim. Next diyeyim. Tekrar buraya yapıştırıyorum. İzin verdim. Yapıştırıyorum. Next diyorum. Burada şifre istiyor arkadaşlar. Şifreyi kısaltmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü her işlemde bir şifre isteyecek sizden. Onu da hatırlatmış olayım. Evet bir tane cüzdan oluştu şimdi ee, ne yapacağım arkadaşlar şöyle cüzdana girin öncelikle. Burada false kısmı göreceksiniz biz burada bir işlem yapabilmek için Ne yapacağız öncelikle bir test token'ları test coin'lerine ihtiyacımız var. Evet buraya geliyorum. Robot olmadı mı? ispat etmeye çalışıyorum. Give me Ether diyorum. Evet gördüğünüz gibi şöyle bakalım. Cüzdana bakalım. Evet az önce 0'da arkadaşlar 0.5 Ethereum geldi. Şimdi işlem yapabilirim. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar çok yeni olduğu için burada hani çok depler, çok platformlar yok. O yüzden burada deneme testi yapacağız aslında. Yine bu indirdiğimiz sayfa üzerinden bu deneme testini yapacağız. Peki bunu nasıl yaparız arkadaşlar? Install kısmındaydık az önce. şimdi how to use kısmına geleceğiz. Buraya tıklıyorum. Evet şöyle aşağı indim. Connect diyorum arkadaşlar. Şu kısma tıklıyorum. Her zaman olduğu gibi yine onay sayfası gelecek. Connect diyorum. Evet artık bağlandı. Siz burada arkadaşlar connect deyin, disconnect deyin. En son tekrar connect deyin. Ve aşağı inelim arkadaşlar. Burada da bir deneme yapacağız. Get accounts diyorum. Zaten burada hani bir işlem yok. Burada bir imza atacağız arkadaşlar. İmza işlemi yapacağız. Say mesajı diyorum arkadaşlar şöyle say diyorum. Burada şifremi istiyor şifrenizi kısa yapmanızı tavsiye ediyorum tekrardan. Çünkü her işlemde bir şifre isteyecek sizden. Ben size birazdan şeyi göstereceğim arkadaşlar. Fuel üzerinde çıkacak yeni platformları tek bir sayfadan izleyebileceksiniz. Fuel'in kendi resmi sayfasından izleyebileceksiniz. Onları da size vereceğim arkadaşlar. Güncelleme oldukça siz ne yapacaksınız geleceksiniz o sayfalarda. Fuel cüzdanınızda işlemler yapacaksınız arkadaşlar. Geldim yine aşağıya. Burada <laughs> boz sıfırlı artı bir vardı arkadaşlar. Ben sıfırların birkaç tanesini sildim. iki yaptım. Belki daha fazla işlem olarak da görebilir diye. Evet sayfa yenilip tekrar yapayım. Bunu da feedback olarak yazacağım arkadaşlar. Size Discord'larına girip feedback olarak verebilirsiniz bunu. Mesela ben az önce browser'dan şu eklentiden imzayı yani onay penceresini kapatmıştım. Ee, tekrar açtığımda o onay penceresi gözükmemişti arkadaşlar. Gözükmüş evet <laughs> şuradaymış bakın şurada tam ararken buldum. Evet confirm diyorum tekrar şifreye giriyorum. Sizde başka bir hata bulursanız ama hata bulursanız benim gibi e, yanılmazsanız e, gidin discordlarına arkadaşlar bunların hepsine feedback vermeye çalışın. Burada herhangi bir bilgisayar gördüğünüzde hepsine feedback vermeye çalışın arkadaşlar. Evet işlemler e, bu kısımda bu kadar şimdi devam edeceğiz. Bunu ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi Space geliyoruz. Space Web arkadaşlar aslında eski yani beta 1 sürümünde olan bir projeydi. Onu da size göstermek istiyorum. Belki bir yararı olur, belki bir airdrop olur. Airdrop verme ihtimali biraz düşük ama ee, ne olur ne olmaz arkadaşlar. Burada her şeyi denemek gerekiyor. Yine bu sayfaya geliyoruz. Focal Labs GitHub'ın sayfasına geliyoruz Space Web kısmına. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Burada eklenti olarak cüzdan kullanmıyoruz. Aslında direkt bize browser'da da bir cüzdan veriyor. Ve bize 12 tane kelime de vermiyor. O yüzden airdrop ihtimali düşük diye düşünüyorum. Ben burada bağlandım. Buradaki bağlantıyı da kesemiyorum şu an. Hani şuraya basıyorum kesemiyorum. O yüzden size böyle anlatacağım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Burada geliyorsunuz create wallet diyorsunuz. Oradan robot olmadığınızı e, ispat ediyorsunuz arkadaşlar. Tıklıyorsunuz. Birkaç onaydan sonra artık direkt cüzdanınız burada açılıyor. Şimdi buradaki cüzdanın 12 tane kelimesi yok. O yüzden e, browser'ın çerezlerini silerken dikkatli olun arkadaşlar. Bu sayfada çerezler önbelliği silerseniz Buradaki yaptığınız işlemler e, Gereksiz hale geliyor yani e, hiçbir şekilde ulaşamayacaksınız. Çünkü 12 tane kelime size vermiyor bu kısımda. O yüzden hani denemek için bir ayrı browserlardan bunları deneyebilirsiniz. O browser'ın da çerezlerinin önbelleğini silmezseniz Belki ileride bir şey yapabil yapabilirler. O yüzden hani her ihtimali değerlendiriyoruz bu videoda. Ee, o yüzden burayı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bu sayfaya geliyorsunuz. Crate Wallet diyorsunuz. Aynı az önce yaptığımız işlemler gibi ee, burada işlemler yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela ben ethereum şey yapacağım buradan. Şöyle select token diyorum. DAI'ye çevireceğim. Çevirebilirse. Evet çevirdi. Mesela swap diyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi çok çok hızlı arkadaşlar. Ben foil'i bu yüzden çok seviyorum. Ee, çok hızlı işlemler gerçekleşiyor. Siz de arkadaşlar buradaki her şeyi kullanabilirsiniz. Ve ekstradan az önce söylediğim gibi e, ne yapıyoruz arkadaşlar? Şuraya geliyoruz. Bu sayfada arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu sayfayı ilk açtığınızda burası gözükmeyecektir. Burada arkadaşlar şu kısma tıkladığınızda Projects Building on Fuel kısmına tıkladığınızda arkadaşlar burada Fuel üzerinde çıkan projeleri web sayfalarını, Twitter adreslerini ve hangi e, alanda olduklarını görebilirsiniz. Burayı takip etmenizde fayda var diyorum. E, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Son olarak sizden ricam buradan Medium'dan bizi takip etmeniz ve bu makaleye alkış bırakmanız arkadaşlar bu makaleyi okumanız gerekiyor. Eğer e, kendinizi bu yönde geliştirmek e, bilgi edinmek ve daha profesyonel olmak isterseniz bu makaleyi ve diğer bütün makalelerimizi okumanızı tavsiye ediyorum. Videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın.